Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde dönen yani dairesel hareket eden mekanik sistemlerin transfer fonksiyonlarını inceleyeceğiz. Şimdi dönen mekanik sistemler e, transfer fonksiyonunu analiz ederken biz düzlemsel şekilde hareket eden e, mekanik sistemlerin transfer fonksiyonlarından yola çıkarak işlemlerimizi gel yani benzer e, hareket eden sistemlerdir. Sadece fark şu arkadaşlar. Şimdi düzlemsel hareket eden e, mekanik sistemlerde ne vardı? Bir kuvvet vardı değil mi? F kuvveti vardı. Burada F kuvvetinin yerinde bir tork olayı var. Tork olayı var arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Yani fizikten ne an zaten hani e, aklınıza gelecek olursa e, dönem sistemlerde biz kuvvetin yerine ne ne kullanıyorduk torku kullanıyorduk aynı şekilde değerli arkadaşlar yani şöyle diyelim hatta daha iyi anlaşılması için F yerine ne kullanıyormuşuz tork kullanıyormuşuz ee, aynı şekilde açısal hız yerine de arkadaşlar ee, düzemsel e, hareket eden mekanik sistemlerde kullandığımız yer değiştirme x yerine de biz neyi kullanıyoruz? Açısal hızı kullanıyoruz. Olay bu. Bunları anladıktan sonra e, yine bilmemiz gereken 3 temel pasif komponent var arkadaşlar. Dairesel harekette de mevcut bunlar. Burada yine bizim e, k d ve J katsayılarımız var. Bunlar nedir peki? Bunlar düzlemsel harekette de benzer sabitlerimiz vardı. Buradaki K yay sabiti arkadaşlar. Bunları da yazalım. Yay sabiti. D bizim neyimiz oluyor? D bizim arkadaşlar eylemsizlik momentimiz oluyor. Eylemsizlik momenti. Momenti ve j de bizim değerli arkadaşlar pardon şey d şey oluyordu ya sürtünme viskoz sürtünme diyorlardı buna şu sürtünme diyelim sürtünme viskoz sürtünme j de arkadaşlar eylemsizlik momenti sizlik momenti Şimdi bunları şey yaptıktan sonra anladıktan sonra burada bizim Birinci değerlerimiz yani şunlar bizim arkadaşlar e, tork açısal hız e, şeyimiz oluyor. E, değerlerimiz oluyor. Tork açısal hız tork açısal hız e, değerimiz oluyor. ve e, şu da yer değiştirme. Tork açısal hız yer değiştirme değerlerimiz. Yer değiştirme. Bakın şurada Q ve QT değerimiz bizim ne oluyor? Dairesel harekette yer değiştirme olayımız oluyordu. K bu diğer şu değerlerimiz arkadaşlar bizim empedans değerlerimiz oluyor. Zaten şeyde de bizim düzensel harekette de empedans değerlerimizi nereden biz türetiyorduk? kuvvet düzemsel yer değiştirme denklemlerinden Denklemlerin laplasını alarak empedansı elde ediyorduk. Yine burada da arkadaşlar başlangıç değerlerini sıfır kabul ederek tork açısal hızın e, yer değiştirmesinin laplasını alarak yani şu değerlerin laplasını alarak işte şu değerleri elde ediyorum. Zaten k çarpı qt qt laplası nedir arkadaşlar? k'dır dqt bölü dt'nin nedir? DS'dir. Burada türevden dolayı ikinci derece türevden dolayı da s kare e, laplasını elde ediyorum. Zaten bunların laplas dönüşümlerinde bunları arkadaşlar bolca e, anlatmıştık. Evet. Şimdi bunları anladıktan sonra e, şimdi bir tane örnek yapalım. Olayı daha iyi anlamak için. Değerli arkadaşlar sorumuzda aşağıdaki dönen mekanik sistemde ...Q2S bölü TS transfer fonksiyonu bulunuzenmiş. Zaten biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Dönen mekanik sistemlerin analizini yaparken... E, ...her bir cismi eden torkları çiziyoruz. Mesela benim J1 cismime etki eden... ...torklarımı ben çiziyorum. Mesela e, yönü ne şekilde? Şöyle TS direkt transfer laplasını alarak yapıyorum... Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar Newton kanunlarıyla giriş çıkış arasındaki transfer fonksiyonunu ne yapıyoruz oluşturuyoruz. Şimdi her bir cismi etki eden tork diyagramlarını çizelim arkadaşlar. J2 tane cismim var benim burada. J1 ve J2 cismim. Şimdi J1'den başlayarak J1'e etki eden torkları çiziyorum arkadaşlar ben. O zaman şöyle yapalım. Şu bizim Şöyle. Hatta şöyle yapalım daha düzgün olsun. Şimdi şu bizim G1. G1'imiz olsun. Şimdi G1'e etki eden torkları çizelim arkadaşlar. Ee, şimdi burada cisme öncelikle TS torku uygulanmıştır değil mi bakın sistemin TS torkumuz. Yani bizim kuvvetin yerine alan hani şöyle bir kuvvetimiz vardı ya F kuvveti. Bunda da saat yönünde bir TS torku uygulanmıştır. Şöyle bir şöyle bir TS tork'u uygulanmıştır arkadaşlar. Şuna TS diyorum. Daha sonra bu tork uygulandıktan sonra burada damper yay ve cismin bakın damperim, yayım ve cismin kendisinin arkadaşlar bir sürtünmesi var. Bunlar sisteme ters yönde etkiler. Sistemi zorlayıcı yönde etki ettiği için yönünü yani sistemin dönmesini azalttığı için ters yönde ne yapıyorum arkadaşlar? Üç tane kuvvetimi çiziyorum. Bunlar neler olacak? Şöyle D'den başlayalım arkadaşlar. Şöyle D'den başlayalım. D1'den başlayalım daha doğrusu. Ne olacak? Bu damper olduğu için damperin şeyi neydi arkadaşlar? Empedansı nasıldı? Bakın şurada damperim DQT bölü dt Bunun da empenansı neydi? ds arkadaşlar. Şöyle getirelim. Evet. O zaman ne diyeceğim buna değerli arkadaşlar? d1 çarpı d1 çarpı bir saniye d1s çarpı q ne olacak? q1s. Ne yapıyorum arkadaşlar? Açısal hızımı da ekliyorum. Bu D1 birinci tork yönünde etki eden. Bir de benim neyim var değerli arkadaşlar? J değerim var. J değerim neydi? J değerim benim ya cismin kendi eylemsizliği oluyor. Bunu da eklemem gerekiyor arkadaşlar. O zaman J'nin şeyi neydi formülü? Bakın J'nin formülü de burada eee eylemsiz hareketinin e, iki dereceden bir türev js kare oluyordu arkadaşlar. js kare bunu da yazalım. Şöyle. Şuraya yapalım. O zaman ne diyorum arkadaşlar? G 1 çarpı S kare çarpı Q1S. Direkt ne yaptım? Ee, Laplasını aldım arkadaşlar. Bir de benim neyim var? Yay sabitimin e, ürettiği ters bir torku var. O zaman buna da şöyle diyelim. Bunun formülü neydi? Yay sabitini J'nin şeyi, pardon, K'nın değeri, K'nın değeri arkadaşlar bakın, direkt K olarak alıyorduk. Yani K çarpı ne alacağım? QS değerini alacağım. O zaman buna da şöyle diyelim mi? Ee, şöyle yapalım. Bu da yine ters yönde nedir arkadaşlar? K çarpı şu direz. 3 tane ters yönde etki eden torkumu aldım. Bir de burada unutmamamız gereken önemli bir noktada benim e, cismime etki eden ikinci bir cisim cisim var. Yani burada J2 cismi benim J1'imin torkunu ne yapıyor arkadaşlar? Aynı yönde döndüren Döndürmeye yani döndürmesini e, döndürmesine katkı sağlayan bir işlem yapıyor. Dolayısıyla benim J2 cismim ne olacak arkadaşlar? TS torkuna aynı yönde etki eden bir e, cisim olacak. O zaman bunun yönünde e, TS ile aynı yani Q1S'in yönünde alıyorum arkadaşlar. Q1 e, T, e, TS e, torkumun e, yönüyle aynı yönde alıyorum. O zaman şuna da şöyle yapalım. Değerli arkadaşlar. Bu da ne olacak? J1 çarpı J ne yapıyordu? İkinci bir türev olduğu için J1 çarpı S kare çarpı Q. Bir resmi Q2 Bunun torku. Bunun açısal hızı bakın. Bunun açısal hızı Q2 olduğu için Q2 yönünde olduğu için direkt Q2S olacak arkadaşlar. Evet. Şimdi ne yaptım? Birinci ismime etki eden torkları yazdım. Şimdi bunu yazdıktan sonra ikinci cisim içinde aynı işlemleri uygulayacağım arkadaşlar. Şimdi ikinci cismim içinde ben arkadaşlar tork değerlerimi yazıyorum. O zaman buna ne demem lazım? J2 demem lazım. Şöyle diyelim G 2 olsun bu. Şimdi J2 değerli arkadaşlar hangi yönde? Şöyle Q2 yönünde şöyle nasıl bir tork olacak? Q2S yönünde ee, bir e, torkum olacak. Açısal hızımın yönünde. Peki bunda bir TS söz konusu mu? Tork söz konusu mu? Bakıyorum. Şimdi bakın burada duracağız. Bakın arkadaşlar burada tork sistemimde tork benim birinci cisime uygulanmış. E o zaman ikinci cisimde bir tork var mı? Yok. O zaman e, dolayısıyla şu tork söz konusu değil. Bunu siliyorum arkadaşlar. Şunu siliyorum. İkincisinde bir tork söz konusu değil. Şimdi ikinci cisimde ne var? Yine aynı şekilde arkadaşlar, ee, şu değerler, bakın değerler, ikinci cisimde de mevcut değil mi? Yani ikinci cisimle şu değerlerim ee, k, g2 ve ee, d2 e, damperim değerlerim e, birinci, ikinci cisme yine ters yönde bir hareket uyguladığını düşü, düşünüyorum. Yani ters yönde bir tork uyguladığını düşünüyorum. O zaman bunun da aynı şekilde ne yapmam lazım? E, torklarını yazmam lazım. O zaman burada da yine e, K sabitim şey için e, K değeri için, şuradaki K değeri için Q2'nin yönünde, ters yönünde etki eden K değeri için ne yazacağım arkadaşlar? K çarpı K çarpı Q2S Aynı şekilde ne var? Benim bir tane J2 değerim var. Eylemsizlik e, momentim var arkadaşlar. Bu da e, visko sürtünme diyelim daha doğrusu. Ne olacak? J2 çarpı S kare çarpı Q2S. Bakın Q2'nin yönünde yani Q2'nin tersi yönünde Q2 olduğu için Q2'nin tersi yönünde olduğu için Q2 yazıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde benim damperim içinde bir e, denklem Laplace denklemi yazacak olursam Laplace torku yazacak olursam şöyle olmaz mı? D2 çarpı S çarpı Q kes Burada e, bir tane daha olay var arkadaşlar. Bu olayda benim e, J2 cismime etki eden J1 cismim var. Bu da J2 ile aynı yönde olduğunu döndüğünü düşünüyorum. Yani J2 ile e, J2'nin döndüğü yönde olduğu için arkadaşlar bu da J2 ile aynı yönde olacak. Torkum yok. TS torkum yok. Fakat bir tane ne yazıyorum arkadaşlar? Şöyle üçüne ters yönde etki eden J1'in neyi var arkadaşlar? Torku var. Bu da ne olacak değerli arkadaşlar? <laughs> Pardon özür diliyorum arkadaşlar. Burada ee, K'nın J1'in bir etkisi olmuyor J2'ye. Yani çünkü biz e, torkum J1'e etki ettiği için J2'ye etki eden e, bakın J1'e bağlı olan J1'in yönüne bağlı olan K yayın var. O, ama bu da J1'in yönünde e, J2'ye etki edecek. Yani bu da şu olacak arkadaşlar. K çarpı Q1S K çarpı Q1S Evet. İkinci cismim içinde tork denklemlerini yazdım. Bunu yazdıktan sonra kıymetli arkadaşlar denklemlerimizi yazacak olursak J1 ve J2 için önce J1 için yazalım değerli arkadaşlar. Şöyle olur. Şöyle diyelim J1 için J1 için denklemim ne olacak arkadaşlar. Şuradan başlayalım. Bakın J1 şurası. J1 S kare. Q1 S sonradan ekleyeceğim arkadaşlar. Pardon. Şunun olsun. Şunun olsun. J1 S kare. Artı. Şu olsun. D1 S artı K'nınki. K çarpı Q1 S artı. Eksi pardon. Bunlara etki ters yönde etki eden bir neyim var benim? Q2 değerim var. J1 S kare çarpı q 2 Eşittir. Nedir arkadaşlar? TS'dir. TS'dir. Değil mi? Hatta şöyle de yazalım. TS ile J1'i yani şu ikisi aynı yönde. Şu içi farklı farklı yönde zaten. Şunu karşıya atarsam, şurayı karşıya atarsam şuraya ne yapar? TS ile aynı yönde olur. Şimdi J2 için bir denklem yazacak olursam değerli arkadaşlar J2 için diyorum. Ne olacak? Şuradan başlayalım. Eksi yönü de alalım bunun yönünü. Eksi K çarpı Q1S artı J2S kare artı d 2 yani şurası <laughs> artı şurası K çarpı Q2S eşittir sıfır. İkinci denklemlerimi de yazdıktan sonra artık transfer fonksiyonumu bulmaya geldi. İşin son kısmına geldik arkadaşlar. Bunun için de ben Yapmam gereken <laughs> şu olacak. Benim transfer fonksiyonum neydi arkadaşlar? Şuraya bakalım bizden istenen Q2 bölü TS yani şu şuraya yazalım bizden istenen Q2 S bölü TS. O zaman ben ne yapmam lazım arkadaşlar? Bir denklem matris denklemi oluşturmam lazım. Arkadaşlar şurada bir düzeltme yapmak istiyorum. Şurası şurayı yanlış yazmışım. Burada J1'e J1 ile e, J1 yani T torkuyla aynı yönde etki eden J2'nin etki ettiği K sabitinin e, T torkuyla aynı yönde olmasıdır. Yani burada şunu yazmam lazım. K çarpı Q2S. Tamam mı? Bunu düzelttikten sonra şurayı da düzelteyim. Şurası K olacak arkadaşlar. Denklemi bu şekilde olacak. Şimdi matris denklemini yazacak olursam arkadaşlar. Son aşamada kıymetli arkadaşlar artık bizim şeylerimizi yazalım. Şimdi burada bir kere TS nedir arkadaşlar? TS'yi bulmak için ben şöyle sistemin bir matrisini alırım genel. O da ne olur? J1S kare artı D1 S artı K. Q1 S katsayım için. Q2 S katsayım için eksi K. Alta geldim. Yine Q1 S katsayım için eksi K. Yanlış olmasın. Q2 S katsayım için de J kare J2 S kare artı D2 S artı K. Yani şurayı alayım. Yani şöyle göstereyim. Şurası Şurası, şu ve şu değer. Bu benim delta değerim olacak arkadaşlar. Şöyle eşittir delta. Peki ee, Q2S ne olacak arkadaşlar? Q2S'i bulmak için de ne yapıyorum? Burada ee, Q2S değerimde Direkt ne olacak arkadaşlar? K değeri olacak. Matrislerle ilgili arkadaşlar bu denklemlerin bu tür denklem çözümünde sıkıntı yaşıyorsanız lütfen e, matrislere bir göz atın. Çünkü e, kontrolde matrisleri bilmemiz lazım. Yani kontrol sistemlerinde e, işte durum denklemleriyle durum uzay denklemleriyle de işlemi yaparken transfer fonksiyonlarıyla işlemi yaparken de e, matrislere her zaman e, zaman zaman ihtiyaçtır. Çoğunlukla da, diyelim daha doğrusu ihtiyaç duyarız. O zaman sistemin transfer fonksiyonu k2s bölü ts ne olacak arkadaşlar? K bölü delta diyelim. Delta da zaten nedir? Şu iki ifadenin çarpımı eksi şu iki ifadenin çarpımı. Sorumuzun çözümü bu dersimiz bu şekilde arkadaşlar. E, dönen mekaniksel sistemlerin transfer fonksiyonlarını çözerken ee, bu tür e, bir yol izliyoruz. Her bir cisme etki eden e, torkları ayrı ayrı bulup, e, sonunda bu torkların e, ne yapıyoruz? Cevirsel toplamlarını alıyoruz. Yani sistemin torku, sisteme etki eden tork ve ters yönde etki eden torkları ne yapıyoruz arkadaşlar? E, cevirsel toplamlarını ayrı ayrı alıyoruz, her bir cisim için. E, bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.